o kendiliğinden mi oldu orada dikti? He? Şey. Diktim. Kendin diktin değil mi? Dikim aşamasını da anlatırsın. Olur mu? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Manisa Gördes, Kıranköy, Alanyaka mevkindeyiz. Mehmet Demir abimizin tarlasındayız. Ee, i̇lk önce Mehmet abimizi bir tanıyacağız. Ondan sonra da e, muşmula toplamakla ilgili muşmulalar hakkında bilgi alacağız Mehmet abiden. Merhaba Mehmet abi. Merhaba Fatih Bey. Ee, Mehmet abi seni bir tanıyalım şöyle bir. Mehmet Demir kimdir? Mehmet Demir Manisa Gördes Kıranköy Alayaka Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs. 57 yaşında Biraz esnaflık, biraz çiftçilik. Hayatı o şekilde sürdürmektedir. Evet Mehmet abi, muşmula ağacı hakkında senden biraz bilgi alalım. Ne zaman diktin abi muşmula ağacını? Bu muşmula ağacını 2010 yılında diktik. Hı 9 yıl önce falan. Bu 4 yıl, 3 yıl, 4 yıl sonra meyvaya gelir, meyve başlar hemen bir yıl sonra meyve vermiyor. 3-4 yıl beklemek üç, üç yıl, gerekiyor. Yıl, evet 3 yıl beklemek gerekiyor en azından. 3 yıl sonra meyve verme başlar. Bir, ne gibi bakımları oluyor abi? Bunun gübresini versin. Güzün toprak altı gübresi. Bahar'ın toprak üstü gübresini versin. Sulamayı yaparsın yazın. O şekilde gelişmektedir. Şöyle biraz ağacımızı da gösterelim. Hangi aylarda oluyor meyveler Mehmet abi? Bunun meyvesini 11. 12. aylarda toplarsın. Asatını yaparsın. Ne gibi faydaları var? Bu muşmala çok demir içermektedir. Bunu yediğinde yorgunluğu alır, sinir sindirim sistemini kolaylaştırır. Bunu böyle mi yiyorlar abi yoksa e, bunu böyle falan yapılıyor mu? Bunu böyle de yiyebilirsin. Reçelle de yapabilirsin. Kompostlu yapabilirsin. Sen hangisini seviyorsun? Ben böyle yemesini seviyorum. Evet. Kompostlu da çok güzel olur. Reçelli de güzel olur. Biraz ekşimsirek tadı vardır. Hoştur. Evet Mehmet abi e, bende sadece muşmula yok çam fıstığı da var dedi. Mehmet abi çam fıstığını da e, anlatacak bize. Mehmet abi bu ağacı ne zaman diktin Şöyle hem seni çekelim hem ağacı çekelim. Şöyle gösterelim. Kaç yıllık ağaç bu Mehmet abi? Bu ağaç 10 yıllık falan 2009'da falan dikildi. 10 Bey. yıllık bu da. Evet. E, bu ne zaman olgunlaşıyor abi? Bu 11. 12. aylarda olgunlaşır. onlar önce topladın mı içi olmaz zaten. Olgunlaşmamış olur. 12. ayla da olgunlaşır ve hasatı yapılır. E, bu ağacı dikerken e, ne gibi bakımlar yaptın Mehmet abi? Bu ağacı dikerken de derin bir şekilde gazıyorsun. Altına gübresini atıyorsun. Ne kadar mesela derinlikte ortalama? Ortalama 70-80 santim derinlikte. <laughs> Altına gübresini atıyorsun. Ondan sonra dikimini yapıyorsun, suyunu veriyorsun. Tekrar yine aynı şekilde güzün bir toprak altı gübresi atıyorsun baharında toprak üstü gübrelere atılıp sulanmaktadır. İlk asadı kaç yılda veriyor abi? Bu ilk asadı 6-7 yılda verir. 6-7 yılda? Evet. evet. 6-7 bir... yılda verir. Ne gibi faydaları var abi çam fıstığının? Çam fıstığının yüksek miktarda C vitamini vardır. Romatizma ağrılarına Romatizma iyi gelir. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Kilo verdirir, kilo verdirir önemli bir şey evet, diyorsun. Aynen, <laughs> aynen. Şöyle bir de e, bakalım nasıl oluyormuş çam fıstığı abi. Evet Mehmet abi ağacı çıktı şimdi. Evet bu şekilde hasatı yapılmaktadır. Bunu sen yeni budadın herhalde ağacı değil mi abi? Evet ağacın budamasını bugün yaptık. Bunun böyle elinden erebilecek ilanı elinden alır atarsın. Eline eremediğin yerlerde artık ucu çengelli bir soba yaparsın. Ondan asıl asıl verdin mi gelir kopar zaten. E, ee, bu budama işi yılda kaç kere yapılıyor Mehmet abi? Budama işini 2-3 yılda bir yapman gerekir. 2-3 yılda. Bunu bir. ne kadar çok budarsan o kadar çok meyve alırsın. Evet. Mehmet abinin Topladığı mahsuller, şöyle gösterelim. Bunların açılması için ne yapacağız Mehmet abi? Bunların açılması için fırını yakıp ısındıktan fır sonra fırın fırının içine atarsın. Ondan sonra bu açılır ve içindeki bir de kabuk olan yerleri çıkar. Çam fıstığı. Ortalama ne kadar fırında durması lazım? Ortalama yarım saat dursa açılır yani fırının sıcaklığına göre evet. değişir. Fırını sıcak olursa yarım saatte açılır. Ve ondan sonra zaten açıldıktan sonra bu dökülür zaten şıkır 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 dökülür. Ondan sonra artık son kırımdan sonra işi çıkar meydana çam fıstığının. Artı bunu toplamasan da bu baharın sıcakta zaten kendi açar. İçinin şeyleri dökülür yere. Bu yarım mı açılmış Mehmet abi? Fatih Bey bu geçen yılkın mahsul. Şimdi bu yılki mahsulü toplamazsan zaten bahar geldi mi? Bahar sıcakla çöktü Mayıs aylarında, Haziran aylarında bu açılır böyle kendince. Bu içindeki mahsulü atar yere. Sıcakta kendi kendine Aynen, açılıyor. Aynen o zaman da toplayabilirsin. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Bu geçen yılki mahsul. Bu baharın açılmış içindeki inmesi gereken çam fıstıklarını atmış. Tabi gobak da ağacında düşmüyor yani eline yapmadıktan sonra ağacında duruyor gobak. Ondan sonra bunu da ateşte de yakabilirsin sobada. Tabi e, şeyini içindeki yanı, mahsulü almadığını aynen. sobada kullanabilirsiniz. İçindeki mahsulü aldıktan sonra bunu da sobada yakıcı olarak kullanabilirsin. yaktığımız ateşimizde koz içine açmayı başardık en nihayetinde. Yaklaşık bir 15 dakikanın sonucunda. Şöyle Mehmet abi bize gösterecek. Evet Fatih Bey şimdi asıl çam fıstığının işi bunlardır. Şöyle Şura şuraya ayrı koyalım. Bu gobalak böyle sıcakta açtıktan sonra ateşte içini ürünlerini alırsın. Çifter çifter olur genelde. Şöyle yakından biraz çekeyim. Şöyle evet. şunla Yakında fırınımız olmadığı için mecburen ateşte açtık. O da bu kadarlık zor oldu. Evet, şöyle yakınlaştıralım. Evet. Bunun eee birinin içini kırabilir misin? Tabii kıracağım zaten ya. o da aklımda. Böyle çıkardıktan sonra artık ondan sonra penselen gırsan da olur. Şöyle Bakayım yakından, şöyle gösterelim. Bunlar böyle çiğ mi yeniyor Mehmet abi yoksa? Bunları böyle mi? çiğ de yiyebilirsin, kavurup da yiyebilirsin. Ama tabii çiğ yersen belki daha faydalı olabilir. Çünkü bir de kavurduğumu halince bunun şeyi gider tabii ki özelliği. Söylemek istediğin son bir şeyler var mı Mehmet abi? Söylemek istediğim son bir şeyler yok. <laughs> tamam teşekkür ederim. Bizi misafir ettiği için <laughs> Mehmet abiye çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.